saatler 15, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Bugün PPK günü, her para politikası toplantısının ardından da biz faiz kararını biliyorsunuz bir saatlik bir dilimde değerlendiriyoruz konuklarımızla. Bu yüzden de bir 15 dakikalık rötarla sizlere merhaba dedik bugün ama bakalım aslında şu son bir saat içerisinde fiyatlamalarda ne gibi bir hareketlilik var? O yüzden önce BIST 100'e göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün Merkez Bankası beklendiği şekilde 250 baz puanlık bir faiz artışı yaptım. Mesajları birazdan Çağlar Kuzdukluoğlu ile daha çok konuşacağız. Ama an itibariyle BIST 100'de %0.44'lük bir artış var. 8127 puan seviyesindeyiz ki 8200'lerde test edildi gün içinde şu ana kadar. Dolar TL'de yukarı yön devam ediyor, ufak adımlarla da olsa %0.12'lik bir artış bizi 30.28.41 düzeyine getirirken Euro TL'de de %0.48'lik bir artış var. 33.08.49 noktasındayız. Euro dolar paritesinde de 1.09'a biraz daha yakınsanmış bir tablodan bahsedebiliriz. %0.08'lik artış 1.08.94 Euro doların bulunduğu yer. Peki emtia tarafında neler oluyor? Hemen oraya da göz atıyoruz. Altın spot tarafta %0.13 eksi de 2016 dolar 78 sentteyiz. Gram altında yön yukarı, kurla da paralel olarak 1964 lira 85 kuruştan geçiyor işlemler. %0.47'lik bir yükseliş var. Spot'ta gümüş de bugün yükseliyor. %0.11 düzeyinde 22.87 onlardayız. Ve Brent petrolle ABD ham tipi petrole baktığımda her ikisinde de %1'in üzerinde değer artışları olduğunu, Brent petrolün özellikle 81 dolar sınırında olduğunu söyleyelim. WTI tarafı da 75 dolar 99 sentten işlem görüyor. Ana hatlarıyla manşette her zaman baktığımız verilerdeki son durum böyle. Şimdi gidelim araştırmaya. Bakalım Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı ve detaylarıyla ilgili Çağlar'ın elinde hangi notlar var? Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Çağlar Kuzdukluoğlu ile birlikteyim bugün de. Hoş geldin Çağlar. Hoş bulduk. Beklendiği gibi dedik, hem Aralık ayı hem de bu yeni duyuruyu da önümüze aldık. Arada ne gibi farklar var diye. Benim tabii ve izleyicilerimizin de aslında belki bildiği ve dikkatini çeken ilk fark aslında kurul üyelerine Fatma Hanım'ın da, Fatma Özkul'un da katılmış olması. Evet. İlk önce onu işaretlemişim tabii. Ben fark olarak. Ama bunun ötesinde elbette geçtiğimiz ay verilen mesajlarda bir trend belirtilmişti. Şimdi bu mesajlarda ise o trendin devamı geliyor. Biraz daha sanki artık oturdu sinyalini aldım ben. Sen neler aktaracaksın? Gerçekten espri yapmak için söylemiyorum. Şimdi görünen köy kılavuz istemez diye bir atasözü var. Ama bugünlerde çok fazla televizyonda görmediğimiz bir Kemal Sunal filmde Kemal Sunal şey diyordu. Ne diyor? Görünen köy uzakta değildir. Yani bana çok komik geliyor. Yani linçte yemek istemiyorum ama yani o sahneyi her gördüğümde çok gülüyorum. Yanılmıyorsam böyle kürsüye çıktığında aynen sıkışınca öyle bir söz söylüyor. Bunu tabii Merkez Bankası ile bağdaştırmak için söylemiyorum ama sen de o kısmına vurgu yaptın ya. Şimdi 21 Aralık 2023'teki metinde tam olarak zaten şu andaki metin 6-7 paragraf. O metinde biraz daha uzun paragraflar. Biraz daha yanılmıyorsam bir paragraf eksikti. Kurul dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Evet. Kurul parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Burada da diyor ki buraları işte atlıyorum, parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir diyor. Ve özellikle Sayın Bakan da geçtiğimiz günlerde Didem yine seninle konuşmuştuk. Faizin mevcut seviyesinin aylık enflasyon ana eğilimde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendiriyor. Aslında bizim şu an itibariyle Merkez Bankamız her ne kadar 2021 ile 2022-2023 yılının yarısı arasında dünya ile
aynı şekilde hareket etmese de şu gün itibariyle, yanılıyorsam beni düzelt, ben artık dünyadaki merkez bankaları gibi artık faiz enstrümanımı kullandım. Bekleyip göreceğim ama enflasyonda ciddi anlamda da düşüş görmediğim müddetçe, tahmin patikama yaklaşılmadığı müddetçe de duruşumu değiştirmeyeceğim diye. Herhalde bu şu anda ise senedi piyasasında, gerçi biz BIST 30'da gördüğüm kadarıyla alt bantta negatife dönmüşüz ama ilk etapta gelen özellikle borsa tepkisi olumluydu. Yatırımcı için şu anlama da geliyordur. Seninle pazartesi günden beri sohbet ediyoruz. Bu noktada en azından Merkez Bankası metinlerine güveneceksek biz, enflasyon hala önceliğimiz. Öyle macera falan aramıyoruz. %45'e kadar, %8,5'tan biz faizi getirdik. Bu noktada da kararlılığımız faizlerin şu aşamada kalması ve enflasyonda düşüş kaydı ile hayatta kalmaya devam edecek. Bu da zaten yatırımcı raporlarında, 2024 beklenti raporlarında, özellikle yılın ilk 6 ayında Türkiye'de sıkı para politikası, faiz oranının bu seviyelerde kalması noktasındaki tahminlere paralel bir yılın ilk ayı kararı oldu. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir. Evet. Bu da önemli. Hani orada olması bu ifadenin herhangi bir sapma, dezenflasyon sürecinin yılın ikinci yarısından itibaren devreye girmesini beklediğini biliyoruz Merkez Bankası'nın. Yani enflasyonu önceliyorum diyor. Aynen. O da demek ki bu zaten cümleyi neden buraya koyduk, evet, cümlesinin anlamı. Evet. Dolayısıyla hani burada ama hani enflasyon şimdi %35'lik bir yıl sonu enflasyon hedefi var Merkez Bankası'nın. Bizim kurumlardan edindiğimiz izlenim biraz daha 40-45 aralığında bir bekleyiş. Dolayısıyla hani özellikle bir sonraki metinde bir enflasyon düzenlemesi, bir uyarlaması yıl sonu hedefinde bir oynama olur mu olmaz mı sorusu da akla gelen bir soru. Buna ne yanıt verdiler şu ana kadar uzmanlar? Yani son derece haklı bir soru aslında. Hani işin uzmanı da olmaya gerek yok. Ücretli çalışan gözüyle bakarsak bile kimse, hani zam diyoruz da o güncelleme, yani herkes için geçerli. Evet. Zam dediğiniz enflasyonun üzerinde olursa zam olur. Aynı görünen köy uzakta değildir. Görünen köy kılavuz istemez mevzusu. Sinirimiz bozuldu tabii bizim. Ya estağfurullah, hani kendimi hariçli tutarak ama şimdi herkesin enflasyon hedeflemesi yok mu Didem? Yani varlıklı olsun, yoksul olsun, asgari ücretli olsun, emekli olsun, ama şimdi şu çok önemli. Şey gibi, yine Cem Yılmaz gösterdi diyor ya, işte 3-5 milyar dolarlık bir yatırım, hani 3 ve 5 milyar dolar arasında 2 milyar. Evet. Biz de şimdi ücretli çalışanlar olarak enflasyonu, Merkez Bankası'nın hedefi %39-40, %40-45, her ay bizim temel ihtiyaçlarımızı bile baz alsak, tabii, kirada oturuyorsak, çok önemli bir şeye tekabül ediyor. Evet. Dolayısıyla kurumlar içerisinde de demek ki şu an için enflasyonun özellikle 2023 yılının yarısından itibaren izlenen faiz politikası ve yapılanlarla beraber kat ettiği mesafeyle 2024 yılı içerisinde Merkez Bankası ile beraber gelinen nokta aşamasında demek ki farklı düşündükleri bir şey var. O kadar da fazla dezenflasyonist bir şey olmayabileceğine dair. Ama bugün gündüz yayınlarında da anlatmaya çalıştık. Dün hatta seyircilerimizden gelen taleple Didem, enflasyon, hani hissedilen enflasyon ve TÜİK'in ya da dünyada başka kurumların açıkladığı enflasyon arasında diye. Şu çok önemli bir şey. Yani bunu zaten ampirik olarak da birçok çalışma ortaya koyuyor. Enflasyon beklentileri doğru yönetilirse eğer, belki de Merkez Bankası da olumlu anlamda yanılabilir. O atalet konusu. Tabii. Yani çünkü enflasyon yüksek diye, şu an tamamen farazi örnek veriyorum, talep yüksek oluyor olabilir. Şimdi temel ihtiyacımı ben nasıl örteleyebilirim? Bugünden daha uyguna alabiliyorsam gıdamı, erzağımı, o an fırsat varsa bunu alıyorum. Bu talebi canlı tutuyor. İşte talep canlı olduğu için ücret tarafından gelen şeyle meşgul oluyoruz. Tekrar burada hep her konuşmamda altını çiziyorum. Kar marjları konuşulsun, onu bir yere koyuyorum. Tabii, tabii. Ama hani ezber konuştuğumuz şeylerin içerisinde buna baktığımızda, ama bu yıl bence şu ana kadarki enflasyonla ilgili kat edilen bir mesafe varsa, orada artık top orta sahadan, defanstan ileriye geldi. Golü atacak da bu ataleti yenme noktası olacak. Ki enflasyonu şu an için yenmiş gibi gözüken merkez bankalarının da görevi bu. Zaten onlardan da seninle yine konuşuyoruz. Öyle çok poz kesmiyorlar yani, bitti bu iş,
Gördünüz mü nasıl? Tabii. Yani her an uyanıklar. Aynen. Buradan bir acaba gol yiyebilir miyiz vesaire diye. Dolayısıyla atalet konusu, enflasyon beklentilerinin doğru yönetilmesi, başta biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olmak üzere tüm dünyadaki insanlar ve tüm dünyadaki merkez bankaları ve ekonomi yönetimleri için bu yıl bence önemli konu. Peki, çok teşekkür ediyorum bu değerlendirmeler için. Şimdi birazdan sen akıllı parayla devam edeceksin zaten. Oraya geçeceğim. Ne bu, gel istersen şimdi kardeşim. Orada da yine bu sohbetin devamını yapacağını tahmin ediyorum. Mecbur, ve üstüne Merkez Bankası. Elbette, tabii elbette. Ama merakla da bekliyoruz. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sana Çağlar. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans notlarını burada tamamladık, noktaladık. Bir araya gidiyoruz. Ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Para'da sizlerle birlikte olacak.